Çok kıymetli, sevgili, birbirinden değerli dostlarım. Bu programla birlikte sizinle bir liderler serisi yapmak istiyorum. Yani Türk tarihinin en erken devirlerinden sonraki devirlerine kadar iz bırakmış, Türk milletine katma değer katmış, büyük başarılar kazanmış, hem siyasi hem sosyal açıdan hizmet etmiş liderler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Tabii ki ilk olarak Atatürk'tür, Atatürk'ümüzdür. Bu milleti, bu cumhuriyeti kuran, bugün yeryüzünde sayılı milletler haline getiren, tabiri caizse küllerinden yeniden dolduran büyük insan Atatürk'süz yapamayız. Benim bir teorim vardır. Yani Türk tarihinde bilgeler sınıflaması yapmalıyız. Mesela ilk 5 bilge lider, ilk 10 bilge lider, ilk 20 bilge lider gibi liderler sınıflaması yapılabilir. Avrasya coğrafyasında, Türk dünyası ölçeğinde her zaman birinci sırada Atatürk'tür. Bunun üzerine konuşabiliriz. Şimdi ülkemizin içinde bulunduğu durum malum. Bu Avrasya coğrafyasının, Anadolu'nun tarihi, coğrafi, jeopolitik, jeostratejik öneminden kaynaklanan bir durumdur. Ama Türk milleti 20. yüzyılın başında cepheden cepheye savaşarak, Balkanlarda, Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, işte milli mücadelede ve nihayetinde bu cumhuriyeti kurmayı başarmıştır. Bunun da tabii ki önderi tartışmasız Atatürk'tür. Türk milleti, gerçek Türk milleti, vatanını seven her insan Atatürk'ün arkasında durmuş. Onunla birlikte cumhuriyetin kalkınması için Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin önemli bir seviyeye gelmesi için çalışmıştır ki bunlar tarihte bellidir. Atatürk başka bir özelliği, benim en çok dikkatimi çeken Atatürk'ün önemli özelliği Türk milletine kimlik vermesidir. Atatürk Türk milletini yaratmadı arkadaşlar. Binlerce yıllık bir tarihi olan milletin adını yeniden kazandırdı. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti ve bu cumhuriyetin halkına da Türk denmesi çok doğrudur ve yerindedir. Bakın Osmanlı İmparatorluğu kendine Osmanlı Devleti Aliye vesaire şeyler söylerken yabancılar bize Türk milleti diyordu. Bunun öncesinde de böyle. Daha önceki programlarımızda da söylediğimiz gibi Göktürklere giden hatta milattan önce 3000'lere kadar giden bir açık sarih Türk tarihi var. İşte bu tarih sürecinin sonucunda yok olmak üzere iken Mustafa Kemal Atatürk devreye girdi ve bu milleti ayaklandırdı, şahlandı. Cumhuriyet tarihimizin çok siyasi konulara girmesek bile aşağı yukarı yakın tarihimizi biliyoruz. İçerisindeki kırılmaları da. Ama her anlamda milli kurumlar, kuruluşlar, hukuk alanında, tarım alanında, her türlü sosyal, ekonomik ve diğer idari kurumlar bu dönemde kuruldu. Hepsinin adı da Türk idi. Mesela Türk Petrol gibi, Türkiye Kağıt Fabrikaları, Türkiye İş Bankası, Türkiye Ziraat Bankası gibi birçok bankanın adı Türk kelimesiyle başladı. Bu çok önemlidir. Bakın, Cumhuriyet'in kurulduğu daha ilk yıllarda Türkiyat Enstitüsü'nü kurdurur Atatürk. Niye? Türk tarihini araştırmak için. Yani bu milletin tarihini öğretip, araştırıp, ortaya çıkarıp, gelecek nesillere öğretmek amacıyla bu faaliyetlerde bulunur ki, görüyoruz. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması aynı şekilde. Devamında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin kurulması bunun sonucudur. Bu kurumların maalesef çok iyi işlemediği yönünde devam eden yıllarda ben de katılıyorum. Gerekli görevlerini yaptığını çok çok söyleyemeyiz ama Türk milletine kimlik verme yönünde ya da Türk kimliğini üst düzeyde ortaya koyma yönünde önemli işler yapmıştır. Atatürk zamanında bunların temeli atılmıştır. Ama sonra da kırılmalar, bozulmalar, değiştirmeler olduysa bunda Atatürk'ün hiçbir suçu da yoktur.
Önemli olan bizim gibi bizlerin o çizgide devam ettirebilmemizdir Atatürk'ün. Türk dilini, Türk tarihini, Türk kültürünü araştırmalarımızda bunu açığa çıkarmamızdır. Bak, yurt dışından önemli bilim adamlarının Türkiye'ye gelmesi, Türk tarihi araştırmalarında ve katkı sağlamaları yine Atatürk'ün davetiyle olmuştur. Esas olarak baktığımızda. Atatürk bunu çok iyi biliyordu. Yani binlerce yılın sonucunun Türkiye Cumhuriyeti olduğunu çok iyi biliyordu ve bunun anlatılmasını istedi. Her şekilde anlatılmasını istedi. Bakın, Türk Kağanlığı diye bir devlet vardır. Göktürkler deriz biz. 542-745 yılları arasında var olmuştur. Hatta 945'e kadar. Nedir? Bu millete at verdiğini görüyoruz. Oradan onun devamı olarak ben hep şunu söylerim. Göktürklerin devamı, yani Türk Kağanlığı'nın devamı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti bunu her şeyiyle hak etmektedir, hak etmiştir. Ama nasıl hak etti? Bizim dedelerimiz, ninelerimiz, babalarımız, annelerimiz bize gelen nesille birlikte yedi düvele karşı mücadele ederek, cepheden cepheye savaşarak bunu ortaya koydu. Biliyorsunuz Osmanlı'nın son zamanında Osmanlı cepheye asker gönderir ama silah gönderemez. Cepheye asker gönderir ama giyecek gönderemez. Cepheye asker gönderir ama yiyecek gönderemez. Yani yiyecek ve silahsız bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'nda Türkler her cephede savaştı. Buna rağmen büyük haksızlıklara uğrayarak savaştı. Ağır bir anlaşma imzaladı. Mondros Mütarekesi'ni biliyorsunuz. Aslında hak etmemişlerdi. Ve bunu hak edecek hiçbir şey yapmadılar ve aynı şekilde de ağır yenilgilere uğramadılar. Ama işte Almanya'nın yenilmesi vesaire diye söylenebilir. Ama o zor durumdan, o perişan durumdan Türkiye Cumhuriyeti'ni çıkardı. Ama Atatürk'ün önderliğinde çıkardı. Bunu unutmamak lazım. Yani Atatürk ve millet bir tarafta. Asla etnik şeylere bakmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin adını Türkiye olarak koydu. Devletin adını ve anayasa olarak vatandaşlık olarak bağlı olan herkesi de Türk olarak kabul etti. Nitekim ne mutlu Türk'üm diyene diye de bunu ilan etti. Biz böyle bir milletiz. İşte bunu da Atatürk'e borçluyuz her şeyiyle. Yani Attila'dan bahsediyoruz, anlatıyoruz. Diğer Bilge Kağan'dan söz ediyoruz. Gelelim Timur'dan, Babür'den vesaire bütün coğrafi şartlarda her yerde her cümerç olmuş, her türlü mücadeleyi yapmış, yok edilmiş, soykırıma uğramış Türk milleti cepheden cepheye ama bir şekilde ayağa kalkabildi. Ayağa kalkabildi ve o 20. yüzyılın ilk çeyreğinde hatta ikinci çeyreğine doğru giden süreçteki dünyadaki bütün karışıklıklardan bir şekilde Türkiye sıyrılabildi. Bunu da Atatürk'ün ortaya atmış olduğu sağlam dış politika sayesinde başardı. Ve biz yok olmaktan kurtulduk. Savaştan yeni çıkmıştık. Nüfusumuz 13 milyondu. Şimdi ise nüfusumuz çok şükür 82 milyon. Farklı farklı yerlere gitti. Burada bize düşen görev Atatürk'ü anmak. Onun gösterdiği yolda Türk bu devleti, bu milleti, bu vatanı korumak. Bu devleti korumak, bayrağı korumak. Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemektir. Teknolojide geri kalmamak, sporda dünya milletleri arasında üst düzeye çıkmak. Ekonomide rahat yaşamak, zenginleşmek bir sürü sebep sayabiliriz. Bu yüzden çok şükür ülkemiz zengin bir ülkedir. Biz çalışırsak başarırız diye düşünüyorum. Ama kökünde o Türk kimliğini, binli yılların içerisinden akıp gelen Türk kimliğini ayaklandırması vardır. Yani bazılarının iddia ettiği gibi Atatürk, Türk milletini yaratmadı, ortaya çıkarmadı. Türk diye bir millet ortaya koymadı. Bu millet binlerce yılın sonudur. Bazı ben paylaşımlarımda Türk adının nerelerde geçtiğini açıkça hep defalarca gösterdim, paylaştım sizlerle. Bu kaynaklarında %95'inin yabancı dilde yazıldığını biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani bir kısmı Çince, Tibetçe, Suudça, Rusça olmak üzere Farsça, ve Arapça, Grekçe, Latince kaynaklarda bunlar yazıldı.
Dolayısıyla bu gözle bakmak lazım. Yani Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, Türk tarihindeki bilge liderlerinin birinci sırasında yer alır. Bunu hak eder. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak borçluyuz buna ve bu yolda devam etmeliyiz. Ama Atatürk, Türk milletini yaratmadı, geçmişten itibaren var olan milleti bir araya getirerek organize etti. Bu organize edilen organizasyondan da Türkiye Cumhuriyeti meydana çıkmıştır. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra tarih en derinliklerinden bazen günümüze kadar önemli liderlerimiz hakkında sunumlarımız olacaktır. Çok teşekkür ederim.